Hayatında hiç sinemaya gitmemiş veya en azından film izlememiş biri yoktur sanırım. Televizyonun henüz her evin baş köşesinde yerini almadığı, akıllı telefon, bilgisayar ve internetin daha icat edilmediği yıllarda. İşte o eski zamanlarda yazlık kışlık sinemalarımız vardı bizim. Tevellütü eski olanlar bilirler. Tevellütün ne olduğunu bilenler de zaten o yılları çok iyi bilirler. Tevellüt mü? Öğrenmek isteyenler Google amcaya sorarsa öğrenir zaten. Neyse, biz tekrar konumuza dönelim. Bilindiği gibi çoğunlukla film izleme alışkanlığı çocuk yaşlarda başlar. Çizgi film izleyerek. O hayal dünyamızda bize dokunan kahramanların yerinde olmayı istemişizdir çoğu zaman. O günlerden bugünlere, başta teknoloji olmakla birlikte çok şey değişti hayatımızda. Günümüzde teknik olanaklarla birlikte büyük bütçelerle hazırlanan filmler her sezon seyirciyle buluşmaktadır. Özellikle bilgisayar teknolojisiyle animasyon filmler son yıllarda küçük büyük herkesin takip ettiği ödüllü, iddialı yapıtlar olmaktadır. Son yıllarda özellikle küçük izleyicilerin sıklıkla izlediği bazı animasyon filmlerin içinde barındırdığı ve derin anlamları olan filmleri yorumlayıp sizlerle kısa kısa paylaşmak istedim. Kim bilir, belki küçük sinema sever dostlarımız kadar biz yetişkinlerin de izlerken eğlenip güzel vakit geçirdiğimiz bu animasyonların bizlere verdiği mesajları fark edememiş olabiliriz. Bu düşünceyle yola çıkıp izlediğimiz çizgi filmlerin verdiği mesajları küçük dostlarımıza farklı bir bakış açısıyla gösterip onlara pozitif motivasyon kazandırabiliriz diye düşündüm. Tüm dünyada en çok izlenen 12 animasyonu seçtim. Muhtemelen pek çoğunu siz de izlemişsinizdir. İzlemeyenler veya izleyip de unutanlar için bu 12 animasyon filmi kısa kısa hatırlatıp değerlendirmeye başlayacağım. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Kayıp Balık Dori 2016 yapımı. 2003 tarihli Pixar filmi Kayıp Balık Nemo'nun başarısından sonra çekilen devam niteliğindeki bu film başarılı bir animasyondur. Bu animasyonun baş karakteri unutkan ve tatlı bir balık olan Dori'dir. Bildiğiniz gibi çizgi filmin ana temasında Dori ailesini bulmanın hayalini kuruyor. Ancak Dori ailesinin nerede yaşadığını tam olarak hatırlayamıyor. Dori maalesef doğuştan gelen hafıza kaybı hastalığına sahip bir balıktır. Bu animasyonu çocuklarımız ile birlikte izlerken ebeveynler olarak çocuklarımıza Dori'nin özel durumunun normal olduğunu ve herkesi olduğu gibi kabul etmenin önemini anlatabiliriz. Çocuklarımızın sosyal hayatlarında özellikle yaşıtlarıyla bir aradayken bazı arkadaşlarının hatta bazı yetişkinlerin fiziksel farklılıkları olabileceğini veya aile bireylerinden birini kaybetmiş olabileceklerini anlatmalıyız. Bu durumdaki bireylere üzülmek yerine yaşamın doğal süreçleri olduğunu anlatırsak eminim ki bizi çok rahat anlayacaklardır. Hepimiz birbirimizden farklıyız ve diğerlerinin engellerine veya tuhaflıklarına saygı duymalıyız mesajını rahatlıkla verebiliriz. İyi Bir Dinozor Pixar animasyon stüdyolarının yapımcılığını üstlendiği bir başka çizgi animasyon. 2015 yapımı bu filmde Arlo adındaki Apatosaurus türündeki bir dinozorun hikayesi anlatılıyor. Bu animasyonda sadece küçük bir çocuğun bir dinozorla arkadaşlığını anlattığını düşünmek eksik olur. Filmin asıl konusu doğanın medeniyeti nasıl alt ettiğidir. Arlo zorlu ve gizemli bir arazide yolculuk yaparken korkularıyla yüzleşmenin gücünü öğreniyor ve gerçekte neler yapabileceğini keşfediyor. Çocuklar filmin eğlenceli ve renkli karakterlerini izlerken ebeveynler de dinozor Arlo'nun üstesinden gelmek zorunda kaldığı zorluklara ve arkadaşlığın önemine özellikle dikkat çekebilirler. Her çocuk hayal dünyasında gizli korkular barındırıyor olabilir. Tıpkı büyükler gibi. Büyüdüğümüzde fark ettiğimiz veya halen fark edemediğimiz problemlerin kaynağı belki de o masum yıllarda zihnimize kodlanmış, tarif edemediğimiz önyargılardır. İşte iyi bir dinozor bize gizli korkuların üstesinden nasıl gelebileceğimizi anlatırken gerçek dostluğun süper güç olduğunu da öğretiyor. Laf aramızda, eğer siz de adını koyamadığınız bazı korkulara sahipseniz, çocuğunuzdan önce mutlaka bu filmi tekrar izlemelisiniz. Ters Yüz. Ters Yüz 2015 yılında Pixar'ın en iyi animasyonlarından biri olup eleştirmenler ve psikoterapistler tarafından da onay almış ender filmlerden bir tanesidir. Başrolde Riley adında duygularıyla başa çıkmak zorunda olan bir kız vardır. Riley hem çocuklara hem de yetişkinlere farklı duygular yaşamanın normal olduğunu ve önemli olanın duyguları kontrol altında tutmak olduğunu öğretiyor. Babasının yeni işi nedeniyle Amerika'nın orta kesiminden San Francisco'ya taşınan Riley, yeni ortamına uyum sağlamakta bir süre güçlük çekmektedir. Hepimiz gibi davranışları duygularından etkilenen Riley, beynindeki duygu merkezinde yaşayan neşe, öfke, korku, tiksinti ve üzüntü bu genç kızın hareketlerinde büyük bir pay sahibi olmuştur. Riley, olaylara olumlu yanından bakmaya çalışsa da diğer duygular, yeni şehir, yeni okul ve yeni arkadaşlar onu kaygılandırmaktadır. Aslında biz yetişkinler için de öyle değil midir? Yeni bir ortama girdiğimizde çocuksu bir tedirginlik, özgüven eksikliği ve kaygı. İşte ters yüz çocukların, hatta biz yetişkinlerin bile sahip olduğu bu karmaşık duygulardan korkmadan nasıl baş edebileceğimizi anlatan harika bir animasyon. Tavsiye ederim. Mutlaka izleyin. Cesur. 2012 yılında Oscar'da en iyi animasyon ödülünü kazanmayı başaran bir yapıt. Bu filmde unutulmaz karakterleri ve her yaştan izleyicinin keyif aldığı Pixar imzasıyla bir cesur yüreğin macerası anlatılıyor. Çok yetenekli bir okçu olan Merida, Kral Fergus ve Kraliçe Elinor'un geleneklerine direnen, kızıl saçlı, Amazon ruhlu, inatçı, şirin kızlarıdır. Kendi hayat yolunu kendi çizmeye kararlı olan Merida, ülkenin şamatıcı lordlarına ait olan asırlık bir geleneğe karşı çıkar. Kaderinin kendi elinde olduğuna inanan Merida, kimsenin başkalarının beklentilerine göre yaşamaması gerektiğini anlatan harika bir hikaye. Merida ile Merinda'nın gelecekte hayatını en küçük ayrıntılarına kadar planlayan annesinin ilişkisini takip ederken şu verilen temadaki çelişkiyi yaşamamalıyız. Merida gibi isyankar olup ailesinin sözünü dinlemeyip baş ağrıtan bir karakter mi olmalıyız? Yoksa annenin sözünden çıkmayan uslu bir çocuk mu olmalıyız? Çocuklarımızın geleceği için mutlaka onlara rehberlik etmeliyiz, kuşkusuz kaçınılmaz. Ancak yetenekleri ve kapasitelerini zorlamamalıyız. Bu animasyon filminde annenin sözünü dinle, dinlemezsen işte Merida gibi başına belalar gelir mesajını mı vermeliyiz? Veya anneliğin önemini, söz dinleyen çocukların belaya bulaşmayıp mutlu olacağını mı düşünmeliyiz? Veya güçlü karakter olursan kazanırsın mesajını mı vermeliyiz? Tercih sizin. Önemli olan çocuklarımızın mutlu ve başarılı olmaları ise kızlarımız prenses, oğullarımız da prens olmak zorunda değildir. Basma kalıpları bir kenara koyup önce özgüvenle kendimiz olmayı öğrenmeliyiz ve çocuklarımıza bunu öğretmeliyiz. Öyle değil mi? Duygu yüklü harika bir animasyon filmi. Up. Türkçe afiş ismiyle Yukarı Bak. Yukarı Bak 2009 yılında Pixar stüdyolarında hayat bulmuştur. Bu film 82. Akademi ödüllerinde en iyi animasyon filmi ödülünü almıştır. Yukarı Bak, yaşlılık ve yalnızlık hakkında hüzünlü ve dokunaklı bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. İki ufak çocuğun tesadüfen karşılaştığı ve ileride evliliğe kadar gidecek olan öykünün kahramanlarıydı. Ellie ve Carl. Ellie maceracı ve araştırmacı bir kişiliğe sahipti. Ama Carl tam tersi huzur ve sessizliği seviyordu. Karısının tek hayali dünyayı gezmekti. Carl her gün vefat eden eşini ve onunla birlikte kurdukları hayalleri düşünüyordu. Ellie'nin ölümü üzerine yıkılan Carl, evden hiç çıkmayan, aksi, huysuz bir ihtiyar olmuştu. Tam da hayattan sıkılmış iken bir çocuk çıka geldi. Bu küçük izi çocuk planları biraz değiştirmişti. Hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek için evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkmaya karar verdi. 78 yaşındaki baloncu Carl sonunda uçan eviyle hayallerini gerçekleştirdi. Yukarı Bak bize her yaşta peri masallarına ihtiyacımızın olduğunu anlatıyor. Hayallerimizi gerçekleştirmek için hiçbir zaman geç değildir. Belki küçük bir dokunuş bundan sonraki yaşantımızın ilk günü olabilir. Kim bilebilir ki? Wall-E 2008 yapımı fantastik bilim kurgu, 3D animasyon, naif, korkak ve iyi bir robotun aşk hikayesi filmi. Günümüzden çok uzak bir gelecekte geçen filmde insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle dünyayı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota yani Wall-E'ye verilir. Wall-E'nin yalnızlığı başka bir robot olan Evie'nin gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen dokunaklı ilişki türü tüm zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır. Film tüketim çılgınlığına ve insan türünün kendi yaşadığı doğal çevreye verdiği zararlara dair önemli yorumlar yaparken geleceğin insanlığını teknolojinin esiri olmuş, tembellikten tükenmiş ve çaresiz bir profile çizer. Var olan en güzel ve en şirin aşk hikayesidir diyebiliriz Wall-E için. Her Pixar filminde olduğu gibi fazlasıyla komik ama sonunda boğazınızı düğümletebiliyor. Bu animasyon sadece derin duygular hakkında değil, aynı zamanda büyük sorumluluklardan da bahsediyor. Wall-E bize böyle devam edersek gezegenimizin ne hale geleceğini gösterirken dünyamızı korumayı da öğretiyor. Unutmayın, her birimiz gezegenimizden sorumluyuz. İzledikten saatler sonra bile, ara sıra aklınıza geldiğinde bile gülümseten bir film. Bu kadar az diyalogla, bu kadar güzel bir aşk hikayesini başka bir animasyon filminde asla bulamazsınız. Seyretmeye değer. Sevgili arkadaşlar, animasyon film yorumlarının birinci bölümü burada sona erdi. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Hoşça kalın.